Biz Buke'yi buraya gelinimiz olarak getirdik. O da artık ailemizin bir parçası. Doğru olanı da burada bizimle birlikte yaşamaz. Çocuklarımızın böyle kıyıda köşede sahipsiz kalması bize yakışmaz. Ben her şeyi göz alarak buraya geldim. Acı çekiyorum. Üzülüyorum. Ama bunun sebebi Niyazi değildir. Beni unut. Kendine yeni bir hayat kur. Sevdaluk uzun bir yol gibidir. Sevduğunu söylemek için hep birkaç adım daha var zannedersin. Yarınlara ertelersin. Ama bazı sevdaların yarını olmaz. Ben ev tutmaya gidiyorum anne. Biliyorum. Razı gelmeyeceksin ama sana haber vermeden yapmak istemedim. Git Niyazi. Ne yapmak istiyorsan yap. Ama bil ki o kızı karın yaparsan artık bir annen olmayacak. Anne. Başka çare mi var anne? Ha? Başka çare mi var? Ne yapayım? Kızcağız evinde tek başına kaldı. Ne yapayım ha? Üstünün kara toprakla örtülmesinden iyi dur Niyazi. Sen kendi işinle meşgul ol. Farz-ı misal git de dağdan indirdiğin o karıya nikah et. Resul amca. İleride siz de yuvanızı kuracaksınız, çocuklarınız olacak. Ama doğru olan burada bizimle birlikte yaşamanız. Baba, bu zamana kadar senin lafını ikiletmedim. Ama o kız bu eve gelin olarak gelmeyecek. Kocamı denize verdim. Bir oğlumu toprağa gömdüm. Diğer oğlum da beni hiçe sayıyor. Allah aşkına, bir beni de anlayın da. Anne. Mermin. Bak kızım. Sen anasın. Tabii ki yüreğin herkesten çok yanıyor. Ama o kızcağızı da suçlama artık. Sana saygısızlık etmek istemem baba. Ama o kız bu eve gelirse bir daha benim yüzümü göremezsiniz. Buke'yi eve getir. Kızcağızın odasını hazırlayın. Ben hiçbir zaman gelinlik giyemeyecek de olsam Niyazi'nin yanında ölene kadar gelinim. Aşk umudun kardeşidir derler. Bir umut düşersin sonu görünmeyen yollara. Nereye varacağını bilmesen de içinde bir umut yürürsün. Yürürsün tüm karşı çıkanlara rağmen. Onlara inat, dimdik tutarsın başını. Bakarsın gözlerinin içine. Umursamazsın karanlık bakışları. Korkmadan yürürsün umutlarına doğru. Ama bazen sevdalık sen gülerken bir başkasının ağlamasıdır.
Çünkü aşk dünyanın en tatlı mutluluğu ile en derin acısından yaratılmıştır. Her gün yeni bir umuttur geride kalanlar için. Ve yaraları sarmak için yeni bir başlangıç. Yine de acılar durur olduğu yerde. Görmek istesek de, istemesek de. Ama sevdalık böyle bir şeydir işte. En çaresiz anında öyle güvenli bir el uzanır ki ruhuna. Tutup yürümek yakışır sevdalılara. Anne. Onu bu eve getirdin ya. Yazıklar olsun sana. Niyazi, haydi oğlum, girin içeri.
Hadi. Geçin kızım. Annem. Görüyorsun değil mi Emine? Getirdiler sonunda o kızı. Annem sakin ol. Bir tek şey istedim dedenle babaannenden. Bunca yıldır yanlarındayım. Tek bir şey istedim. Beni hiçe saydılar. Lafımı dinlemediler. Ezip geçtiler beni. Ben onları öz anne babam bildim. Ne saygıda kusur ettim, ne yüzlerine eğecek bir şey yaptım. Ama bana yaptıklarını görüyorsun değil mi Emine? Görüyorum anacığım. Görüyorum. Haklısın da. Ama ben hep senin yanındayım. Kurban olayım. Ne olur biraz sakin ol. Ne? Bu ne de astuk? Mis gibi de kokuyor. Melahat nene. Ben böyle olsun istemedim. Nermin teyzeyi üzmek istemedim ben. Nermin'i sen üzmedin güzel kızım. Evlat acısı insanın kalbini karartır. O yüzden öyle davranıyor. Ama zamanla senin bir suçun olmadığını anlayacaktır. Sabret benim güzel kızım. Biliyorum zor ama sabret. Annem nasıl Emine? İyi değil abi. Hiç iyi değil. O kızı bu eve getirmeyecektin abi. Eğer anneme bir şey olursa bunun sorumlusu sensin. Dede, ya annem daha kötü olursa? İyi de olsak, kötü de olsak hepimiz bu evin içinde olacağız Emine. Annen iyi olacak. Hepimiz de onun iyiliği için uğraşacağız.
Üzülüyor musun sen kızım? Ha, üzülme benim güzel kızım, üzülme. Bak, kız buraya geleli bir hafta oldu. Daha nikah bile kıymadılar. Ama buraya yazıyorum. Bunlar asla mutlu olamayacaklar. Oh. Oy benim güzel kızım, oy, oy. Kim? Yerleştin mi? Melahat nene yardım etti sağ olsun. Niyazi. Hı. Ben çok üzülüyorum. Benim yüzümden ananla aran açıldı. O da haklı kendince. Ben huzurunuzu bozdum sizin. Yapma Bukem. Böyle yapma. Suçlama artık kendini. Senin hiçbir suçun kusurun yok. Senin bir suçun kusurun olsa ben senin yanında olur muyum? Ya beni bırak. Dedem babaannem senin yanında olur mu ya? Bak. Annem çok büyük bir acı yaşadı. Zamana ihtiyacı. Zaman. Güven bana. Her şey o kadar güzel olacaktı. Olacak. Olacak Bukem. Olacak. Gel şu nikahımızı bir kıyalım. Neyse ya. Sen artık yat dinlen. Ben de odama gidiyorum. Allah rahatlık versin. Sana da. Neden ulan? Neden ulan? Bukya nasıl abi? Nasıl olsun ki Sinan? Öyle. Buraya gelirkenki halimi düşünüyorum bazen. Neler hayal etmiştim. Ama aklımın ucundan bile geçmeyecek şeyler yaşadık be abi. O yüzden Buke'yi anlıyorum. Ama bir taraftan da annemin halini düşünüyorum.
da kendine göre haklı. Sen de haklısın. Herkes haklı diyorsun yani. Ha? Of Sinan hiç kim yok. Oğlan az daha düşüyordum ya. Ne yapıyorsun enişte? Gece görüş gözlüğü yaptım, onu deniyorum ya. Pek işe yaramamış gibi. Geçen gün denedim, bir sıkıntı yoktu da şimdi ne oldu anlamadım ki ya. Gün derken enişte? Ay anasını. Ulan ben bunu gündüz denedim tabii ya. Akıl kalmadı ki arkadaş ya. Hayat her zaman acımasızdır insanlara karşı. Huzuru bulmak için unutmak zorundasındır. Hayal kırıklıklarını, mutsuzluklarını, geride bıraktıklarını. Yaşamaya devam edersin elinden geldiğince. Kimi zaman beceriksizce, kimi zaman kırık dökük. Sonra toparlanırsın, kalkarsın ayağa. Kaldığın yerden devam edeceğini zannedersin. İşte o zaman geldiğinde ne sen aynı sensindir, ne de hayat aynı hayat. Kolay gelsin. Sağ ol Kim. Ya denize çıksaydım daha iyiydi ama neyse ya, biz Şenol Usta ile konuşuruz artık. Her işte vardır bir hayır Niyazi'm. Öyle bu Kim. Öyle. Canım seni de böyle burada yalnız bırakıyorum ama. Deme öyle şeyler. Hem Melahat Nene'ye yardım ederim ben. Sıkılmam, hiç merak etme. Öyle diyorsan, öyle de bakayım. Günaydın Emine. Günaydın. Güle güle.
Oğlum kalk oğlum. Ne yaptılar sana böyle? Ha? Kim ne yapacak bana anne? Kalk, kalk bakayım. Kalk. Bak ben yemek getirdim sana. Hadi iki lokma bir şey ye. Hiç açma anne. Bir şey yiyecek durumum yok benim. Olur mu hiç öyle şey oğlum? İki lokma şey kessin boğazını. Anne! İstemiyorum dedim de. Oğlum. Daha ne kadar kalacaksın burada böyle perişan halde? İyiyim ben anne. Oğlum dön artık eve ne olur. Bak çok üzüyorsun beni. Anne seni üzmeyi hiç istemiyorum ama olmaz da. Babam çok üstüme geliyor. Ne dediysem anlamıyor. Bıktım. Oğlum baban sen iyiliğin et. Anne. Ne olur ısrar etme. Bak dönersem yine aynı sıkıntılar olacak. Sizin tadınız kaçacak. Biliyorum da. Şimdilik biraz daha kalayım burada. Hacer! Hacer! Buyur baba. Anan nerede? Harun'a yemek getirmeye gitti. Harun'a yemek mi getirdi? Kulü vallahu ahad. Ha bu kimdir? Kazık kadır herife yemek mi getirdi? Serseri. Sağda solda uyuz köpek gibi gezeceği ona. Gelsin de evine yemeğini yesin. Koca nerede? İşe çıktı baba. Ne? İşe mi gitti? Bari bu evde birinin eli iş tutsun. Yavaş lan yavaş. Ne yapıyorsun sen? Üstüme mi çıkacaksın? Ya bak bir de sırıtıyor ya. He. Ani fren yapmamak lazım. Benim hiç frenim yoktur Orhan biliyorsun değil mi? Tövbe tövbe. Çekil şuradan çekil. Çekil. Ya ne yapacağım ben bu çocukla bilmiyorum. İcat yarışması. Birinci. 25.000. Allah'ım sen bu çocuğa bir akıl fikir ver. Ne icadı ne yarışması lan? İcatmış. Ha, hani şöyle sizinle Arif'le bir motor falan yapacaktınız. Ne oldu o icat? He, yapıyoruz. Tabii tabii. Yapın. Yaparsınız. İcatmış. Lan! Orhan! Orhan! Lan! Lan ben sana yapacağımı biliyorum. Niyazim, Şevket'in yanında başlayacaksın diye duymuştum ben. Kısmet değilmiş abi, olmadı. Hayırlısı olsun. Niyazi, açık konuşayım. Ben seni burada yanımda görmekten çok mutlu olurum.
Eyvallah abi. Ama sen denizlere açılan, dalgalarla boğuşan adamsın. Şimdi burada bizimle çekiç sallamak zor gelmesin sana. Abi ben biliyorsun bir yola girdim. Evelallah ekmeğimi kazanmak için her işi yaparım. Tamamdır evlat. Yarın gel başla o zaman. Sağ olasın. Çevir. O kadar aldı. Ana Emine. Biz çamaşırları asarız bukeyle. Sen Onur'un karnını doyur. Acıktın mı sevgili? Gel oğlum. Haydi kızım. Gel. Gel. Doktor gel. Buyur otur. Kahve alır mıydınız? Çok teşekkür ederim. Uçağa yetişmem gerekiyor. Nedir durum? Bir değişiklik var mıdır? Maalesef Şahin Bey. Durumu stabil. Peki bunun için yapabileceğimiz bir şey yok mu? Bahar Hanım, bu gibi hastalarda tedavi yöntemi tek tiptir. Yani dünyanın neresinde olursanız olun aynı tip uygulamalar yapılır. Daha önce de söylediğim gibi yaşamış olduğu bu travmanın neticesinde bizden nasıl iletişimi kestiyse yine bir anda aramıza dönebilir. Ama tabii tıbbi olarak bunun bir garantisi yok. Anlıyorum. Doktor hadi gidelim. Ben şirkete gideceğim, seni de havaalanına bırakırlar. He? İyi günler. İyi günler. Zülzül. Arif! 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 Oo, kimdir? Nedir? Oo, hoş geldin asistan. Ne bu telaşın nedir? Sıkıntı mı var? Yok, sıkıntı yok. Haber var, haber. Ne haber ulan? Ver bakalım. Ben okuyayım bir. Oku haydi. Aferin. Türkiye mucidini arıyor. Ne diyorsun? He. Ülkenin dört bir yanından gelecek olan jüri. He. Jüri tarafından değerlendirilecek. Değerlendirilecek. He. Ve dereceye girmeye hak kazanan mucitler ödüllendirilecek. Birinci 25.000. İkinciye... Maddiyatın bizim için hiç önemi yok asistan. Bizim için önemli olan icatlarımızı insanlığa ulaştırabilmek. İnsanlığa faydalı olabilmek. He, faydalı olalım tabii. Hayır. He. Katılacak mıyız? Tabii ki katılacağız asistan. Aa, ben gidiyorum abi. Oo, nereye gidiyorsun? Bir günün sonuçları açıklanacak. İnternete gideceğiz bir gün. Aa, git haydi. Haydi.
Ne daldın öyle? Güzel kızım. Evet. Fotoğraflara bakıyordum. Hey gidi günler. Hey. Melahat nene. Bu kim? O benim kardeşim. Meryem. Nerede peki şimdi? Şahin Bey var ya. Onun ilk karısı. Bugün Meryem'i ziyarete gidecektim. Birlikte gidelim. Seni de görsün. Melahat nene. Ya kız. Sen daha iyi bilirsin tabii ama... orası Harun'un kardeşinin evi değil midir? Sen merak etme. Bahar anlayışlı kızdır. Emine, biz Buke ile Meryem teyzene gidiyoruz. Deden gelince ocaktaki yemeği ısıtırsın. Haydi kızım. Açabilir miyiz? Şş, üç numara. Ha, açıldı. Aslan abim benim. He, aslanım ben. Kazandın mı? Rusça bu abi. Bakıyorum işte. Of. Açıklanmamış galiba. Allah Allah. Yarın açıklanır bir gün. İnşallah abi, inşallah. Bu nasıl abi? Bu olmaz. Başka yok mu? La Hüseyin, hayret bir şeysin. Kadar evim var, tüllü tüllü boya seçiyorsun. Kız mı Resul abi? Ver o gösterdiğini de. Kaç para o? Tamam, hayret bir şeysin. Tamam, indirim yapacağız. Sağ ol Resul abi. Da, parayı sonra versek olur mu? O zaman indirim yapmam. Sağ ol. Yalnız Resul abi, benden duymuş olma da... Harun dün gece kulübeyi dağıtmış. Ne dedin, ne dedin? Kapıyı pencereyi yıkmış vallahi. Hüseyin, al bu evi de git. Hayırlı işler. Oğlum yesene balığı ne? Tamam yiyorum. Hürmet nasıl? İyi nasıl olsun? Ne zaman gideceğiz kız istemeye İstanbul'a? Daha erken abi. Nasıl erken? Oğlum bir erkek evlenmek için erken diyorsa kesin orada bir sıkıntı var demektir ha. Yo bir sıkıntı olduğundan değil de. İşte ne bileyim. Oğlum sen aşık mısın bir kıza? He? Götürecekmiş onu anne. Biz bu kızı evden kovmaya çalıştıkça babaannem onu iyice içimize sokuyor anne. Buzdolabından iğne mi getir Emine? Şekerim çıktı galiba yine. Birkaç yıllık evlilerdi. Çocukları olmuyordu. Bir gün Meryem merdivenlerden düştü. Hastaneye götürdük. Hamileymiş. Bebeğini kaybetti. Ondan sonra da bir daha da düzelmedi.
İyileştirecek mi peki? Şahin Bey yıllarca doktorlara götürdü. Ama çaresi yok ki. Kızım, abin eve dönmem diye tutturdu. Hoş dönse de dert bitmiyor ki. Baban huysuz adamın biri oldu çıktı. Durmadan bağırıp çağırıyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Diyorum ki sen abinle bir konuşsan. Seni dinler. Belki sonra bir orta yol bulurlar ha. Tamam anneciğim. Sen canını sıkma olur mu? Konuşurum ben abimle. Babam zaten hep huysuzdu da. Neyse. Sonra da Bahar'la evlendi. Peki acaba üzülmedi mi Meryem teyze? Keşke üzülse kızım. Ağlasa, bağırsa. Bir tek kelime duysak ağzından. Razıyız. Bahar Hanım nerede dur? Bahçede hanımefendi. Sağ ol. Ne güzel omuz omuza çalışıyorlardı çocuklar. O kız açtı aralarını. Yani bir şey demeyeyim diyorum ama bir de tutmuşlar, kızı eve getirmişler. Anne bizi ilgilendirmez o mesele. Ah! Hoş geldin Melahat teyze. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin Buke. Merhaba Hacer. Kızım ben gidiyorum. Peki anne. Görüşürüz. Kızım biz rahatsızlık verdik. Estağfurullah Melahat teyze, olur mu öyle şey? Buyurun. Yok. Eğer müsaitse Buke ile Meryem'i görmeye çıkacağız. Tabii tabii, buyurun yukarıda. Buyurun. Sağ ol kızım. Nasılsın? Nereye böyle? İyi, sağ ol Fatma abla. Nereye? Çarşıya gidiyorum. İyi, iyi. Kız Feyme, duydun mu? Niyazi eve getirmiş o kızı. Ay. Yani nikahsız eve kız getirmek de yeni moda herhalde. Vallahi yakıştıramıyorum Melahat ablaya. Nasıl razı geliyor bu işlere bilmem. Onların bileceği iş bu. Fatma abla karışma sen. Hadi dolmuş geldi, uğurlar olsun. Ey sana da. Meryem'im, güzel kardeşim, baksana kimi getirdim. Buke. Niyazi'nin karısı bizim de gelinimiz olacak inşallah. Hoş geldin kardeşim. Merhaba Yasin. Buyur otur. Aradım seni dün. Yoktun. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Yok bir sıkıntı da, dün meşguldüm. Açamadım kardeşim. Kusura bakma. Kusurum olurmuş la. Neyse. Dün ev sahibi gelmişti kontratı yapmak için. O yüzden aradım seni. Yapma ya. Ya olsun, ben hallettim. Yakın arkadaşım. Ben kefilim dedim. O da attı imzayı. Sen de imzayı çaktın mı? Tamamdır bu iş. Ne oldu kardeşim? Ya Rasim, ben evi tutamayacağım. Hayırdır? Dedem Buki'yi al eve gel dedi. Biz de karar verdik, bir süre evde yaşayacağız. Sana karşı da mahcup oldum ama kusura bakma, olur mu? Ah be kardeşim, dert ettiğin şeye bak. Ben o evi başkasına da kiralarım. Hayırlısı olsun. Sağ ol kardeşim.
İstediklerini hazırladım usta. Kolay gelsin. Merhaba Filiz. Merhaba Niyazi. Nasılsın? İyiyim. Bak Filiz, biliyorum çok üzüldün. Keşke böyle olmasaydı. İnşallah senin karşına da seni mutlu edecek biri çıkar. Niyazi, madem böyle olacaktı, niye daha önce söylemedin bana? Filiz, ben anneme çok anlatmaya çalıştım. Çok konuştum, çok söyledim ama olmadı. Sana da söyleyemedim üzülürsün diye. Ne bileyim, vazgeçersin diye düşündüm. Vazgeçmedim ama. Sen gittin, o kızı aldın, getirdin. Ben yine de vazgeçmedim Niyazi. Filiz, öyle yapma. Öyle yapma da, ne bileyim, kendi hayatına bak, mutlu olmaya çalış. Tamam mı? Şunu unutma Niyazi. Hiçbir mutluluk, arkanda bıraktığın bir mutsuzluğun üzerine kurulamaz. Bunu bilesin. Bak hele. Bana bir dublör ver. Meyve suyu ver kardeşim. Abi. Eve ne zaman döneceksin? Annem çok üzülüyor. Bilmiyorum Bahar. Benim bu hareketi çok daha evvelden yapmam lazım değil. Zamanında askerden döndükten sonra hemen kopacaktım o evden. Geç kaldım. Hep boyun eğdim ona. Karşısında duramadım. Ne dediyse yaptım. Karşı dursaydın da seni anlamazdı ki abi. Beni anladı mı ki seni anlasın? Babam da böyle bir adam işte. Teknenin anahtarı. Habub giyen kapıyı öyle bir kitle ki şeytan bile açamaz. Peki usta. Hayırlı olsun Ömer abi. Gelini getirmişsiniz eve. Sağ ol Muzaffer. Hayırlı olur inşallah. İnşallah abi, inşallah. Vallahi çok iyi ettiniz. Ben de üzülüyordum kızcağızın o haline. Çaylıklarda tek başına. Resul abi hoş geldin. Hoş buldum. Bana bir çay. Hayırdır abi? Avukata giderken görmüşler seni. Yine o yol meselesi. Öyle, yol meselesi. Hayır, ben hukuk olarak haklı olduğumu biliyorum.
Ama profesyonel olarak birinin görüşünü almak için hukuk adamına gittim. Hukuk kadını çıktı. Abi sonuç? Bana dedi ki, Resul dedi, sen bu hukuk için haklısın. Yargıtay'a dava açabilirsin. Anayasaya göre haklısın dedi. Ben de dedim ki, bu yaştan sonra mahkeme kapılarına düşmek bize yakışmaz dedim. Öyle değil mi? Sağ ol Muzaffer. Hayırlı günler. Güle güle abi. Güle güle. Duydu. İşine gelmedi. Adam taktı. Çiçekti, böcekti, ağaçtı. Küçük düşünürsen küçük adam olursun. Büyük düşünmen lazım. Ben bir tavşan gördüm. Dedim şöyle baktı, dedim böyle baktı. Mohtu mohtu dedim, tin 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 kaçtı. Ben bir tavşan gördüm. Dedim şöyle baktı, dedim böyle baktı. Mohtu mohtu dedim, tin 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 kaçtı. Sana da öğreteyim mi Buke? Öğret bakalım. Ben bir tavşan gördüm. Dedim şöyle baktı, dedim böyle baktı. Mohtu mohtu dedi, tin 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 kaçtı. Aferin sana. Ne güzel bir oyunmuş bu böyle. Nereden öğrendin? Ahmet dayım öğretti. Onur! Ne yapıyorsun orada? Çabuk eve gel. Tamam anne. Abim, Buke'den haber var mı? İyi midir? İyidir Sabri, iyidir. Talihsiz kızımın başına gelmeyen kalmadı. Çocuklar gitti. Bak yine kaldık baş başa. Abi, bir iki ay sonra etrafımızı kar boran sarar. Hayvanımız da yoktur. Ne yapacağız abi? Sabri, elimizde ne varsa nişana harcadık. Ben de bilmiyorum. Abi, diyorum ki arabayı mı satalım? Olmaz Sabri. O senin ekmek teknendir. Satma arabanı. Ben bir çaresini bulacağım Sabri. Bulacağım. Sinar içki mi? Şimdi yeme onları. İştahım kapanacak. Babaanne, şu karalahana sarmasını sabaha kadar yerim de iştahım kapanmaz. Bak sen şuna Sinan. Nasıl da resim gibi dizmiş hamsileri. Elinden her iş gelir maşallah.
Ben bir tek Laz kızlarını hamaras sanırdım. Aferin benim güzel kızıma. Öbür gelini sınav edemedik henüz. Yakında inşallah onun da marifetlerini görürüz. Hadi bakalım güzel kızının mutluluğuna. Senin için gerçekten çok üzüldüm. Şimdi nasıl peki? Haliyle biraz kafası karışık tabii. Ben de bugünlerde üstüne gitmiyorum, toparlansın. Bu arada onu çok seven bir adam var demiştim ya. Şahin Bey mi şu madenci olan? Evet o. Sinan'ın işlerinin başına geçmesini istiyor. Niye böyle bir şey yapıyor ki? Sinan'ın babası çok yakın arkadaşıymış vakti zamanında. Hatta kardeş gibilermiş. O yüzden Sinan'ı çok seviyor. Peki Sinan ne diyor bu işe? Daha karar vermedi. Sence kabul eder mi? Bilmem. Siz kaç yıldır birliktesiniz kızım? 2. Ya bu kadar zamandır tanıyamadın mı sen onu? Baba ne demek istiyorsun? Annenle ben birbirimizin gözlerine bakınca ne düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi hemen anlardık. Ya kusura bakma, sana nasihat vermek için söylemiyorum bunları. Ama bak, aşk insanın öbür yarısını bulmasıdır. Onu bulunca kaybetmeyeceksin. Ama bazen aldanırız. Öbür yarımızı bulduğumuzu zannederiz. Sonra da ne kadar zorlarsak zorlayalım olmaz. Hala aynı şeyleri düşünüyorsun değil mi baba? Bak kızım, ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum. Gerisi umurumda değil. O zaman babacığım güven bana. Çünkü ben Sinan'ın diğer yarım olduğunu düşünüyorum. Umarım öyledir. Kızım. Yemeğe oturacağız birazdan. Gel sen de. Ben gelmeyeceğim. Nermin, inat etme. Kendini odaya hapsettin. Ne yararı var böyle davranmanın? Size söyledim. Beni dinlemediniz. O kız bu evde olduğu sürece benim yüzümü göremeyeceksiniz. Nermin, o kızın ne suçu var? Sana kaç defa söyledim. Kaderin önüne kimse geçemez. Kader, kader, kader. Ne kader anne, ne kaderi? Yapmayın dedim size. Gitmeyin dedim. Uğursuz o kız dedim. Beni dinlemediniz. Nermin, üstüne gelmek istemiyorum. Derdimiz büyük. Onun için seninle kavga etmek istemiyorum. Ne olur, kendini de, bizi de yorma artık. Elin garibinin ne suçu var? Siz zaten beni hiçbir zaman kendi kızınız gibi görmediniz ki. El kızıyım ne de olsa sizin için. Ne yaptık da seni el kızı gibi gördük? Baban da ben de seni öz kızımızdan ayrı tutmadık. Yıllardır aynı evin içinde beraberiz. Bir tek kere üzecek bir laf ettim mi? Kırdım mı? Hiçbir zaman benim bu evde sözüm geçmedi ki. Sinan'a da gitme dedim zamanında. Dedesi izin verdi de gitti. Ne yapacaktık? Gideceğim dedi, gitti. Gidecek olan adamın önünde daha olsan duramazsın. Şuraya yazıyorum. Bunun yüzünden beni de kaybedeceksiniz. Enver dede çağırıyor Melahat'ın onu. Tamam kızım, gel. Thank you.
Hiç anlamıyorum Şahin. Bir insan nasıl birdenbire bu hale gelir? Meryem mi? Yani tamam, yıllar önce merdivenlerden düşmüş. Ama vücudunun hiçbir tepki vermemesi garip. Değil mi? Maalesef en iyi doktorlara götürdüm ama hiçbir çare bulamadılar. Durum bu. Kabullenmek zorundayız. Zıpsıpım. Altını üstüne getirmiş Barakal'ın. Eşşoğlu eşek. Her şey kırmış mı baba? Kırmış, devirmiş. Ortalığı kelalinin fındıklığına çevirmiş. Kestim cezasını. İyi yapmışsın baba. Selamun aleyküm. Döndü kökçü dükkanına. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Kardeşim. Abla ne haber? Hoş geldin dayıcığım. Hoş bulduk güzel. Harun, geç otur böyle. Yok abla, iyi böyle. Zaten fazla kalmayacağım. İstese de kalamaz zaten. Neden kalamayacakmış? Burası onun evi. Kes sesini. Babam haklı anne. Burası benim evim değil. Zaten burası hiçbirimizin evi değil. Ha bu ne diyor ya? Bu ne diyor ya? Akşam akşam asabimi bozma benim ulan. Resul, gel ablacığım. Neyse. Ben anahtarları almaya geldim. Anahtarları almaya gelmiş. Hayır kafaya koyayım otunu. Sen onu orayı darmadağın etmeden düşünecektin. Babam haklı. Orası benim baba. İstediğimi yaparım. Akıllara bak. Akıllara bak. Kot kafa. Sen adam olmadan bu anahtarları sana vermeyeceğim. Teknenin anahtarı banadır. Hadi akşamlar. Melahat. Emineler nerede? Bugün evlerinde yiyeceklermiş Emer. Bunca yıldır her Allah'ın günü birlikte yemek yedim. Şimdi bu ayrı gayrı da nereden çıktı? Evladım, sana zahmet olacak. Ablanları çağır da gel. Sonra kendi evimizde yiyeceğiz anneciğim. Niye ama baba? Abla. Oo Sinan'ım, hoş geldin. Buyur gel. Yok sağ ol. Dedem yemeğe çağırıyor sizi. Babaanneme söylemiştim gelmeyeceğimizi. Vallahi dedem çağırdı abla. Tamam Sinan'ım. Sen git, biz geliyoruz.
Yerde bekliyoruz sizi. Sen neden giriyorsun araya? Ha? Haklısın baba, haklısın baba. Haksız mıyım Fehime? Neler yapıyor kardeşim baksana. Karışma sen. Baba oğul arasına girme. İyi iyi girmeyiz. Uzatma sen de. Çok meraklıydım senin babanla kardeşin mevzularına. Bilge kızım ne oldu seçmeler? Sonuçlar belli olmuş mu? Yok baba. Açıklanmamış daha. Ne zaman açıklanacakmış? Bilmiyorum ama her gün gidiyorum internet kafeye. Hiç merak etme sen. Kazanacaksın. Rüyamda gördüm. İnşallah anne. Yıkadın mı minibüsü? He, yıkadım Yaşar. İyice temizledin mi o içlerini falan? He. İyi. Ne temizliğiymiş bu saatte? Yaşar ceza verdi bana. Ne yaptı da benim oğlum ceza veriyorsun? Şimdi Yaşar gazete okuyordu. Anlat. Ben haber gördüm. Okudum, icat yarışması varmış, aldım gazeteyi ondan. Ama şimdi icat yapacağız Arif'le, yarışmaya katılacağız ondan. Yani insanlık için. Ya o Arif kim, icat yapmak kim? Rezil edecekler kendilerini orada. Öyle deme Yaşar. Yapacağız gerçekten. Yaparız değil mi anne? Yaparsınız oğlum. Hadi gel sana yemek hazırlayayım. Acıkmışsındır. He, acıktım. Kurt gibi acıktım. Nermin. Kızım. Sana yemek getirdim. Bak, yemezsen şekerim fırlayacak yine. Allah korusun. Kapının önünde bırakıyorum. Ne olursun al ye, he mi? Ne oldu? Bizim yemeklere alışamadın mı hala? Yok, alıştım da ben pek aç değilim ondan. Ablacığım ekmeği uzatır mısın? Emine, kardeşini duymadın mı? Teşekkür ederim. Çok susamış. Gel. Yeter mi? Tamam. Benim işim bitti. Hadi suyunu bitirdiysen gidelim anneciğim. Abla. Bir tane unutmuşsun sanki. Onlar bizim bulaşıklarımız değil. Onlar kimin bulaşıkları anne? Hadi anneciğim biz gidelim. Hadi biz gidelim.
Harun. Oğlum. Harun. Oğlum. Ne yapıyorsun sen orada? Kuru sahte üzerine yatılır mı öyle? Haydi. Benim kulübeye gidelim. Sağ olasın Şevket ağabeyim. İyiyim ben. Sana da sıkıntı vermeyeyim akşam akşam da. Ne sıkıntısı? Böyle iki büklüm gece bitmez. Uzatma da gel hadi. Hı? Erkenden yanına gideceğim. Allah razı olsun Şenol ustadım. Çok iyi adamdır ya. Yıllardır tanırız birbirimizi. Biliyor musun? Ben lisedeyken tatillerde onun yanında çalışırdım. Kim? İyi misin? Sen yanımdayken iyiyim. Anne. Efendim. Babamın mezarı da bizim bahçede olsaydı. Ahmet'in gibi. Her gün görürdüm onu o zaman değil mi? Çiçek koyardım mezarına. Konuşurdum onu. Niye o kadar uzakta ki baba? Anlattım ya sana oğlum. He. Baban tırıyla yurt dışına gitti. Orada kaza yaptı. Mezarı işte ondan orada. He öyle ya. Arif motor yapacak bana. Motorla giderim. Gidilmez oğlum. Çok uzak. Uçakla da mı gidilmez? Uçakla da gidilmez. Uçakla çok para tutar. Olsun anne, biriktirir. Gidilmez oğlum, gidilmez. Hadi yemeğine, gidilmez. Arif'le uçak yaparız belki. O zaman giderim babamın mezarına. Dua okurum. Okursun oğlum. Anne. Üzülme. Üzülmüyorum. Uykusuzluktan. Ne uyuyor o zaman? Tamam uyur. Ne oldu? Yok bir şey. Ben de nasile geçeyim.
gidebileceğim Ağa Reis. Daha dün gibi hatırım da. Genciz, deli doluyuz. Ama iş yok, güç yok. O kahve senin, bu kahve benim sürterken tuttu kolümden, tekneye aldı beni. Başta ben karşı çıktım. Ben senin gibi balık kokmak istemiyorum dedim. Şöyle bir suratıma baktı. Kokacaksın Şevket, kokacaksın. Ama bu kokudan asla gocunmayacaksın. Bana inan dedi. Allah razı olsun. Hala ekmeğimi onun sayesinde denizden çıkarırım. Bak aklıma ne geldi. Bakalım tanıyabilecek misin? Kardeşlik aynı anadan doğmakla olmaz Harun. Kardeşlik yürekten gelir. Benim böyle bir kardeşim yok Şevket abi. Çayını içtim. Ziyade olsun. Bana müsaade abi. Dur Harun. Dur oğlum. Tamam. Yaranı deşmeyeceğim. Ama buradan gidemezsin. Bu gece buradasın. Açıklandı mı? Açıklandı galiba. Hadi. Yok abi. Kazanamamışım. Yok abi, listede adım yok. Dur, dur. Bir daha bak bebeğim. Bir daha bak. Yokum işte. Анечка, заходи, заходи. Садитесь. Слушаю. Ну, я же вам говорила, что я буду в ответе за эту студентку. Как я уже говорил, Лана, мы не можем нарушить поступление студентов, которые подходят по возрасту. Но все же, так как турецкая девушка очень способная, мы записали ее... В списке запасных на 2 человека. Bakar mısın? Oğlum bak oraya, ilgilene ben. Hoş geldiniz. Ulan Arif, ne yapıyorsun öyle gömülmüşsün deftere? Atölyede konsantre olamıyorum Necmi. Yaratım sürecinde sürekli yer değiştirmem gerekiyor. Yaratım mı? Ne yaratıyorsun da? Henüz teori aşamasındayım. Önce ruh, sonra beden. Ulan bu işler meyvesi gacağı yapmaya benzemez. Salakana, balataları yakmayasın sakın. Bu süreçte gereksiz eleştirilere ve kızdırma amaçlı takılmalara kapalı olmaya karar verdim. Lütfen beni biraz yalnız bırakır mısın Necmi? Eyvah, vah, vah. Allah sana akıl versin. Hadi yap ha, bir şey demiyordum. Hadi kolay gelsin. Niyazi oğlum.
Hadi bırak, gel Ertuğ. Yok usta, şunu bitireyim de öyle. Hadi oğlum. Hadi bir kaşık daha. Bir kere de yalvartmadan ye şu yemeği be anneciğim. Buki gel kızım. Ellerim yoruldu. Kazanını sen sor. Merhaba Emine. Merhaba. Hadi oğlum. Hadi bitir yemeğini de gidelim. Buki ablaya düşsün. Yiyeceğin yoktu zaten. Yürü eve gidiyoruz. Kalk. Kolay gelsin babaanne. Sağ ol kızım. Ömer abi, Sinan kalacak mı burada? Kalmazsa hepimiz için iyi olur Muzaffer. Yok, şey için sordum. Yani bu Şahin'in teklifini kabul edecek mi? Ben kendimce bir yol gösterdim. Ama herkes kendi yolunu kendi çizer. Haklısın abi. Haklısın. Görüyor musun Resul abi? Nasıl da abahatından sopa gösteriyor. Yok avukata gitmişmiş, yok kanunun haklıymış da falan filan. Cüremi kadar yer yakar. Elinden gelen ardına koymaz. Abi vereyim bir tane daha. Yok sağ ol Muzaffer. Ama sen bana bir soda ver ya. Tamam abi. Yasal olarak biz haklıymışız. Muhakemeyi açarsak 2 yıl bekleyebilirmişiz. Böyle dedi kadın avukat. Enver'in rızasını almak lazımmış. Olan ben 2 rekat namazla Allah'ın rızasını alıyorum. Bu katil Enver'in rızasını alamadım. Tövbe tövbe. Bu işi bir an önce halletmemiz lazım Resul abi. Şahin damat, ne yapacağız? Bir de ben konuşayım bakalım. Efendim, video konferans sistemi hazır. Tamam, hemen geliyorum. Sen sıkışı biliyorsun Resul abi. Çıkışın yolunu biliyorum. Civcivum. Sağ olasın. Afiyet olsun. Eniştem ne yapıyordu? Yaratım sürecindeymiş beyefendi. İcat yarışmasına katılacakmış da onun için proje arıyor Mr. Lakan'a. Hadi bakalım. Kazanır inşallah. Sen de hazır boştayken yardım et de. Belki o zaman kazanır. He? Hakikaten sen ne yapacaksın o işi ya? Şahin Bey'in teklifini kabul edecek misin? Vallahi bilmiyorum Necmi abi. Artık akışına bıraktım her şeyi. Bazen en iyisi o biliyor musun? Zaten sen ne yaparsan yap. Bir şey olacaksa onu engelleyemezsin, olur yani. Doğru diyorsun. Bu Birgül değil mi ya? Birgül! Birgül! Gel hele buraya, gel gel. Gel. Gel hele, gel gel. Gel gel, buraya gel. Ne yapıyor orada öyle tek başına ya? Bir şeye canı sıkılmış ya, belli. Merhaba Birgül, gel otur, ne oldu? Merhaba. Hayırdır kızım, kim sıktı senin canını? Kazanamadım Necmi abi. Yapma ya. O okulda okuma şart mı ya? Başka okul yok mu? Var. Var ama orası çok iyiydi. Hem de daha yakın. Adamlar da küçücük Batum'a ne okul yapmış arkadaş ya. Vallahi hem de bale okulu ha.
Adamlar sanata değer veriyorlar kardeşim, değer veriyorlar. Seneye tekrar girersin seçmelere. Üzme kendini. Zaten bir sene geç kalmıştım ama. Orada bir hoca sayesinde girdim seçmelere. Seneye hiç almazlar beni. Boş ver Begül, üzülme, sen sıkma canını, olur bir şey. Efendim teyze. Tamam, gelirim birazdan. Öptüm ben de. Sen sıkma canını, tamam mı? Üzme kendini. Mr. Şahin, I have already signed the contract and sent to you. I hope this will be good for all of us. Anlaşmayı imzalayıp size gönderdim Şahin Bey. Hepimiz için hayırlı olsun. Pişman olmayacaksınız Mikato. Şahin Yılmaz'la iş yapmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu anlayacaksınız. You won't regret this. You will understand that this is a good discussion for business with Mr. Yılmaz Şahin. Okay. Will Mr. Sinan take part in this project? Sinan Bey projeye dahil olacak mı? Ya tabii ki olacak. Sinan benim öz oğlum gibidir. Hep yanımda olur. Of course he will. He is like my own son. He is always next to me. Dünyanın sonu gelmiş gibi hissediyorsun, değil mi? Ben de senin yaşlarındayken pilot olmak istiyordum. Hatta Arif enişteyle hep uçak maketleri yapardık. Olmadı. Maden mühendisi oldum. Gökyüzünde uçmayı hayal ederken yerin metrelerce altında mesleğim oldu. Nasıl? Yine de hiç pişman değilim. Çünkü bazen hayatta bizim için neyin doğru neyin yanlış olduğuna kendimiz karar veremeyiz. O yüzden sakın umudunu kaybetme. Güzel olmuş mudur? Bu LED'de mi, plazma? İkisi de değil efendim, LED. Bu daha mı iyiymiş yani? Şimdi efendim tabii duruma göre değişiyor teknolojik olarak. Ya en pahalısı bu muymuş, onu söyle bana mudur? Sanırım bu efendim. Ha, oldu işte. Pahalıysa iyidir. Evet efendim. Ya habur ya şöyle bir içinde kırmızılı mırmızılı balıklar olan, rengarenk balıklar olan bir akvaryum mu koysaydık? Olur efendim, koyalım. Çok güzel olur. Yok yok, sevmez öyle şeyleri. Vazgeçtim. Evet efendim, sevmez. Sinan'ım habur ya nasıl yakışacak, nasıl yakışacak? Yakışmaz mı efendim? Efendim bu arada toplantıda konuştuğumuz yol mevzusunu halledebilecek miyiz? Ya onu şimdi biraz sonra konuşacağım. Sevecek değil mi burayı? Sevmez mi efendim? Şimdi bir sürü yeni özel üniversite falan açıldı. Onlar gibi eğitim veren böyle özel sanat okulları falan yok mu? Var da onların hepsi ya İstanbul'da ya Ankara'da ya da yurt dışında. Yani? Dedem izin vermez ki. Hem Batum'daki okul çok yakındı. Eğitim açısından da daha iyi. Ha, anladım. Anna arıyor. Efendim Anna? Merhaba Bahar. Size bir iyi, bir de kötü haberim var. Dinliyorum. Kötü haber, Birgül asıl listede yok. Ama iyi haberse onu yedek listeye almışlar. Yani? Yani 15 kişilik listeden kayıt yaptıran olmazsa o zaman okulu onun yerine alacaklar Birgül.
Çok teşekkür ederim Anna. Haber verdiğin için çok sağ ol. Rica ederim. Ben size gelişmelerden haberdar edeceğim. Hoşça kalın. Hoşça kal. Ne dedi teyze? Seni yedek listeye almışlar. Yani seçilen 15 kişiden biri kaydını yaptırmazsa onun yerine sen gireceksin okula. Şimdi üzülsem mi, sevinsem mi bilemedim. E bak hala umut var. Ya bu da sevinmek için yeterli bir sebep bence. Umudunu kaybetme demiştim. Merhaba Enver abi. Müsaade var mı? Şahin Bey hoş geldiniz. Oo, hoş bulduk Muzaffer. Bize iki orta kahve versene. Ben istemem. O zaman kalsın. Enver abi, lafı hiç uzatmaya tamam. Meseleyi biliyorsun. Resul abiye yine olmaz demişsin. Yani bu işin bir orta yolunu bulamaz mıyız? Sonra mesela dava mava çirkinleşecek. Hayır. Davaysa bizim davamız. Bu mesele neden seni bu kadar alakadar ediyor? Emre abi, ben sizi düşünüyorum. Bu meseleden benim ne çıkarım olabilir ki? Ben diyeceğimi Resul'e dedim. Benim için konu kapanmıştı. Tamam Enver abi. Şahin. Meryem nasıl? İyi dur. İyi. Torunumu üzme. Kahve için teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Umarım her şey istediğin gibi olur Birgül. Teşekkür ederim. Şahin abi arıyor. Efendim Şahin abi. Nasılsın Sinan'ım? Nereyesin? İyi abi, şimdi sizin evden ayrılmak üzereyim. Hayırdır? Ya Birgül'ün okul mevzusuyla ilgili durumları vardı da. Ne olmuş? Kazanmış mı? Vallahi uzun hikaye abi. Bahar anlatsın sana. Uşağım baksana ne diyordu. İşin yoksa hemen atla gel holdinge, ha? Hayırdır abi? Hayırdır, hayırdır. Hele sen bir gel konuşuruz. Acil mi abi? Evet.
Tamam abi o zaman. Görüşürüz orada. Geliyorum. Bir holdinge gideyim ben de. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim Irmak. Aşkım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim işte, ne yapayım ben de. Seni özledim, tek sıkıntım o. Ben de seni özledim. Ne yapıyorsun? Neredesin peki? İyiyim şimdi, arabadayım. Şahin abinin yanına gidiyorum. Ah, hayırdır? Vallahi acil gel dedi, bir şey demedi de. Kesin yine iş teklifi hakkında konuşacak. Anladım. Peki sen ne düşünüyorsun? Vallahi henüz karar vermiş değilim Irmak'cığım ya. Bir konuşalım da. Ha, işi kabul etme ihtimalin var yani. Peki tamam. Çıkınca beni arar mısın? Ararım tabii. Tamam aşkım, kendine dikkat et. Seni seviyorum. Görüşürüz Irmak. Zordur yeni bir hayata başlayabilmek. Pişmanlıklar o ne geçmişin karanlığı ne hapsedebilmek. Yeniden ayağa kalkabilmek için tutunursun umutlar o ne. Umuttur ayakta tutan insanı. Ve sevebilmek tüm kalbimle. Yine de bir avuç toprak yetmez acıların üstünü örtmeye. Alışırsın belki ama asla unutamazsın. Yeni bir yoldur verdiğin her karar. Kopup gidersin geride bıraktıklarında. Ve attığın her adımda uzaklaşırsın onlardan. Hayat böyledir işte. Zorlu da olsa yollar, kolaydır her şey sana. Ucunda sevdalın varsa. Ve yaşamaktır hayatı bir tebessümün sıcaklığında. Sana uzanan eli tutmak çoğu zaman bir diğerini bırakmaktır. Aleykümselam.
Yeter artık, yeter!